olsun. Ablam da annemlerin yanına mı gidecek? Gitmesin ne olur. Yeter. Yeter! Yeter! Elif! Yeter! Elif! Abla! Yeter! Yeter! Elif! Şşş! Elif! Kızım ne olur. Çocuklar da korkuyor iyice. Hadi toparla kendini. Elif! Ne olur. Asıl rengi mavidir. En kör gece bile sabahtır sonunda. Kalbin ağlasa da gülümse inadına. Düşler takıp saçlarına, yürü rüzgarlara. O pembe gül yüzünü kederle soldurma. Daldaki son yaprak gibi sarıl hep hayata. Geçerken acılardan gülmeyi unutma. Fırtınalara direnmektir yaşamak biraz da. Kurduğun hayalleri yağmurlar yıksa da sen yeter ki hep ümit et. Hayat döner sana. Sen yeter ki hep ümit et. Hayat döner sana. Nasıl? Uyuyor. İyi işte bak. Uyanmadan geliriz. 2 dakika kafede oturalım. Daha yeni aldım nöbeti Utku. Yalnız bırakamam. Uyuyor kızar mı? Kahve içeriz. Uykun açılır hem. Burada konuşamıyoruz da rahat rahat. Baksana hem hastalar var hem de... İyi tamam. Hadi 5 dakika. Hehehe.
Keşke bu gece de ben kalsaydım. Zaten iki gecedir bekliyorsun Elif. Koltukta uyumak kolay değil. Hem güzelim, biraz kendini topla. Yeliz kendine tam gelse daha iyi hissedeceğim de. Hızla iyileşiyor demedi mi doktor? Korkacak bir şey kalmadı. Yarınki mahkemeye güç toplaman lazım. O da bir an önce geçse. Hulusi Bey Yeliz için tutuksuz yargılanma kararını çıkaracağından bu sefer çok emin. Öyle de kesin kararı duymadan içim rahat etmeyecek. İyi halden çıkartacaktık ama o olaya karıştı. Gerçi mağdur ama ya yine sorun yaratırlarsa? Hani iki dakika önce için içine sığmıyordu heyecandan. Öyle. Heyecandan uyku tutmaz beni bu gece. Ama kafam durmuyor, ne yapayım? Vesveseli oldum iyice, değil mi? Biraz. Ama haksız sayılmazsın. Yine de bu gece artık düşünmeye ara ver. Odana git. Güzel bir duş al. Pijamalarını giy. Ben de sana sıcacık bir ada çayı hazırlayayım bu arada. Hiç gerek yok Temuçin. Zahmet etme. Hmm. Lütfen. Hadi odana. Efendim. Ne haber Elif? Yeliz nasıl oldu? İyiydi bıraktığımda. Armi almış nöbeti bu gece. Hı hı. Şimdi eve geldik biz Temuçin'le. Tamam o zaman, yatıp dinlensen hemen. Çok yoruldun zaten. Ali. Efendim. Yarın mahkemede serbest bırakacaklar Yeliz'i, değil mi? Son anda yine bir aksilik çıkmayacak, değil mi? Hayır Elif, bu defa çıkmayacak. Sen bunları düşünerek gecenin kabusa çevirme sakın. Uyumaya çalış biraz. İyi ki aradın Ali. Bunları senden duymak iyi geliyor bana. Bunu da atlatacağız, merak etme. İyi geceler. Sana da. Şimdi eve geldik biz de Timuçin'le. Yarın mahkemede bir aksilik çıkarma bak sakın Simge. Bütün her şey Yeliz'in başının altından çıktı diyeceksin, geçeceksin. Suç onun zaten. Aile kavgasında senin ne işin var? Gemisini kurtaran kaptan diyorsun yani. Arkadaşlık, dostluk tırıvırı işler, öyle mi anne? El alemi düşündüğünün yarısı kadar kendini, beni düşünsen hiç bunları yaşamazdık. Hem ne oluyor sana? Yine mi yumuşadın yoksa? Sen de ceza alırsın. Sakın bak, sakın diyorum Simge. Duyuyor musun beni? Apartman duyuyor. Ne diye? İştah falan kalmadı, sağ ol. Thank you.
Ben aşağı Seval abla iniyorum 2 dakika. Ne işin varmış bu saatte komşuda? Biraz dışarı çıkıp dolaşmak istiyorum. İzin verecek misin? Tabii ki hayır. Beni delirt delirt kaç sen anca. Senin yüzünden elimi kaldıracak gücüm kalmadı. Sofrayı bile kaldıramadım, şu halime bak. Ondan Seval abla iniyorum zaten. Burada bana saracaksın belli. Apartman sınırlarına da karışmazsın herhalde. Of of. Bu kız öldürecek beni. Ne işin var senin burada? Kaçtın mı yoksa hastaneden? Şu haline bak, bayılacaksın neredeyse. Hadi, hadi seni geri götüreyim. Gezmeye çıkmadım ben. Nereye dönüyorum ya? Bana silah lazım. Şaşırma, tam kurtulacakken. Ne kurtulması Simge ya? İyileşeceğim yine, Allah'ın belası yere döneceğim. Sevcan duracak mı? Hayır. Seni artık aynı koğuşa koymazlar ki. Ne fark eder? Her koğuşta bir Sevcan olacak. Ben de boyun eğmeyeceğime göre. Mahkemem var yarın. Tutukluluğun kaldırılacak. Oraya dönmeyeceksin bir daha. Yarın her şey yoluna girecek. Söz. Ben yarın ifademi değiştireceğim. Olanları bir bir anlatacağım mahkemede. Yemin ederim bak, her şeyi göze aldım. Eninde sonunda oraya gireceğim ben Simge. Bir cezam olacak. Bir dahaki sefere belki bu kadar şanslı olmayacağım. Şişledikleri yerde kalacağım. Of, saçmalama, olmayacak öyle bir şey. Duramam ben. O geri zekalılara boyun eğmem diyorum, duymuyor musun? Ya biri benim elimde kalır ya da ben birinin. Değsin buna, anlıyor musun? Çektiklerime değsin. Cansu o sapıktayken hiçbir anlamı yok. Madem ki hapishane köşesinde ölüp gideceğim, bari kardeşlerimi kurtarayım o sapıktan. Yardım et de başladığım işi bitireyim. Yeliz, Allah aşkına ya, ne yaptığını bilmiyorsun. İlaçlardan falan belki böylesindir. Yakma başını boş yere. Anlaşıldı. Senden bana yine hayır yok. Ya sana bir kez destek verdim, ikimiz de aldık boyumuzun ölçüsünü. Bir gram aklın varsa hastaneye geri dönersin. Aklını sen kendine sakla. Yeliz! Yeliz! Adaça'ya çok iyi geldi. Sen neden içmiyorsun? Ben ondan hasta olmadan kolay kolay içmem. Hastayken bile annem bazen yolunu bulup zorla içiriyor. Kavga dövüş görmen lazım. Ha. Yani bana en nefret ettiğin çayı kaynatıp iteledin. İyi oldu bunu öğrendiğim. Ya bak şimdi. Ama işe yaradığını biliyorum canım. Sen de mi sevmiyorsun yoksa? Takılıyorum, bozulma hemen. Severim ben. Of, her tarafım tutulmuş. Bak şimdi, seni nasıl kendine getireceğiz? Çok gerginsin. Yorulma içtiğim için, iyiyim ben böyle. Tamam, rahat bırak biraz kendini. Yorulmam, merak etme. Timuçin yorulma, gerçekten ben iyiyim. Al. Tamam, önemli değil. İyi misin? İyiyim, hastaneden. Bilmiyorum. Armağan'a da ulaşamadım. Belki ben arıyorum diye açmadı Bilge. Çabuk olun, durdurun onu. Tamam tamam, arıyorum ben. Of, aç şunu abla, neredesin ya? Of. Ben yapayım.
cebelleşirim. Ama azimliyim, öğreneceğim. Hasta değilim canım, biraz yorgunum o kadar. Elim tutuyor, hadi. Bilgeciğim. Abla, Eliza ablam hastaneden kaçmış. Nasıl? Nereden? Bilge ne diyorsun sen? Simge aradı şimdi. Ona gitmiş, silah istemiş. Cengiz'e gidecekmiş. Army yok mu onun başında? Aradım, ulaşamadım. Ne yapacağız? Tamam, sen kapat. Korkma, ben bulacağım onu. Elif, ne oldu? Hemen çıkmamız lazım Timuçin. Hazırlanayım, yolda anlatırım. Tamam, ben hazırım zaten. Kahvesi. Açsana şunu Army ya. Amma lafa daldık. İnşallah uyanmamıştır. Yedin kendini Army. Bak adamcağız sakin sakin duruyor işte. Panik yapma hayatım. Canım, o mu bakacak Yeliz'e? İyi, gir bak, için rahat et. Ben buradayım. Çaldırıyorum. Ben telefonumu odada unutmuşum. Yeliz orada mı? Kaçtı diye Bilge'yi aramışsın. Ne olur yalan de bana Armağan. Allah kahretsin. Sen kapıdaki o adamı idare et, tamam mı? Belli etme. Ben onu bulacağım. Seninle sonra ilgileneceğim Armağan. Şevkiyem, yeter artık gözünü seveyim. Ya mahkeme duvarı gibi dolaşma evin içinde. Ya bunca yıllık kocana karşı gidip elin tanımadığın hippi kılıklı kızına, Nemrut adamına inanıyorsun, kocana inanmıyorsun. Telefon kaydı ne peki? Ses senin sesindi. Ya ben orada ne demişim? Ha, ne demişim? Yeliz'i seviyorum demişim. Seviyordum. Bilge'yi de seviyorum. Cansu'yu da seviyorum. Bakma, Cansu çok şımardı son zamanlarda. Ondan asabiyim. Herkese karşı bir başıma savaşmaktan yoruldum. Karım her fırsatta saf değiştiriyor. Yıldım artık ya. Simge'yle neden işbirliği yaptın? Ya hala şüphe, hala deşiyorsun. Senin yeğenin bana çamur attı, alo. Yok taciz, yok bilmem ne. Çirkin çirkin suçlamalar. İftirayı temizlemek için Simge'yi kendi tarafıma çekmeye çalıştım. Ne var bunda? Ya 50 kere anlat. 51. de yine aynı bakıyorsun böyle. Yeter suratını astığın artık. Dur. Yeliz, ne işin var senin burada? Cansu yüzünden seni vurdum, öyle mi? Hiç mi için sızlamıyor ne yaptım diye? Yeter ama artık. Ben sana bir şey yapmadım. Hadi bu kalpsiz, ciğersiz herifin teki. Ya sen ola? Ben de senin yerin değil miyim? Cansu için kendini paralıyorsun. O kadar iyisin madem. Benim için niye kılını kıpırdatmıyorsun? Hala şunun arkasında durabiliyorsun utanmadan. Hiç kimseden değilse babamdan utan. Hadi git. Seninle işimi bitirmeden gitmeyeceğim. Bu hikaye yarım kalmayacak enişte. Ya sen ya ben. Yeliz! 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 Ablacığım, dikkat et. Yeliz! Yeliz!
adam mıh gibi ayrılmadı şuradan ya. Utku, getiriyorlar Yeliz'i, ne yapacağız? Ne zaman çıktı diyeceğiz odaya sokarken? Bir tane daha çay getir Utku şu adama. Kaç tane getirdim, adam şüphelenecek Armi. Bir su daha getir o zaman. Ya tuvalete gitmesi lazım bunun. Bir tane daha çay içer misiniz? Yok, teşekkürler. Ben 2 dakika içinde geleceğim. Tamam. Oh. Nihayet. Bir an hiç gitmeyecek sandım. Ben aşağı inip Elif'leri karşılayayım. Sen idare et. Tamam, hadi. Abla. Canım. İyi misin hayatım? İyiyim. Yine mi başaramadım? Yorma kendini. Sonra konuşacağız bunları seninle. Hadi canım. Kapıda nöbet tutan adam ne olacak? Halledeceğiz biz onu. Sen şimdi bunları düşünme. Hadi canım. Hadi bir tanem. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Tamam hayatım. Bugünlük bu kadar yeter. Çok bile yürüdün. Ne zaman çıktınız siz? Çıktığınızı görmedim ben. Lavabodaydınız. Doktor yürütün biraz dedi. Biz de dolaştırdık hava alsın diye. Peki. Hadi canım. Kapıdaki jandarma fark etseydi hastanede, şimdi halimiz ne olurdu Armi? Ben kaç gündür tahliye kararı çıkacak bugün diye bekliyorum. Sen az kalsın bir çuval inciri berbat edecektin. Ya ben zaten dünden beri kendimi yedim eledim Elif ya. Bir de sen varma üstüme. Sus, cevap verme bari Armi. Az bile yapıyorum. Ben sen oradasın diye rahat rahat eve gidiyorum. Sen bahçede Utku ile lak lak edip çay içiyorsun. Şimdi kızları nasıl emanet edeceğim sana? Nasıl kalacağım Timuçin'de? Ya ben en son onu uyurken bıraktım. Kimin aklına gelirdi ki bu salaklığı yapacağı? Biraz da ona kız. Sırf benden alıyorsun oyuncunu. Sanki kolay tek başına kızlara mukayyet olmak. Nereye? Bir dakika. Yaptığını anlatmadık avukata. Yeliz'in haklı olduğunu anladın değil mi hala? Vicdanını temizlemek için sustuysan bu yetmez yükünden kurtarmaya. Ortada hiçbir delil yok bu dediğini kanıtlayan. Dediğin gibi sahiden evlenmiş olsaydın anlardın insan neden bir anda bir sözle düşman olamıyor kocasına. Bizi rahat bırak. Cansu'yu bırak. Peşimden adamını çek. Kocanı bildiğin gibi koru. Ama göreceksin, cezasını çekecek. Öyle ya da böyle. Meydan savaşı gibi. Bir siz yer alıyorsunuz, bir biz. Değiyor mu? Hadi evlendiğine inandırdın diyelim mahkemeyi. Aldın çocuğu. Sonra? Yeliz gibi karakollardan mı toplayacaksın Cansu'yu da? Daha mı güvende olacak yani? Vazgeç bu evcilik oyunundan. Ama Timuçin'de gönlün varsa Cansu'yu bahane etme. Bırak bari birini kurtarayım. Yine ne diyor bu ya? Boşver.
Çocuklar, bugün derse başlamadan önce sizinle paylaşmak istediğim güzel bir haberim var. Bilgeciğim, yanıma gelir misin? Sana iyi haberi arkadaşların yanında vermek istedim. Bilge arkadaşınız uluslararası bir yarışmada okulumuzu temsil etti ve birincilik alarak hepimizi gururlandırdı çocuklar. Tebrik ediyorum Bilgeciğim. Ellerine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim öğretmenim, sayenizde. Haberlerim bu kadar da değil. Birkaç gün içinde ana haber bültenine çıkacaksın. Teşekkür ederim gerçekten. Karadeniz'im, hırçınım, bademim. Anlattım o kadar derdimi sağa, hiç mi hiç yumuşamadım. Ha bir hamsi kadarcıktan. Bir gün oldu bekledim, ses yok. İki gün oldu bekledim, sık dişini Kemal dedim, ses yok. Haçam beş gün oldu gül yüzünü görmeyeli. Dayanamam ben daha, dişmiş kalmadı sıkacak. Saat bir de aynı yerde bekliyorum seni. Geldin, geldin. Gelmedin, ya yakacağım kendimi, ya atacağım denize. İnan olsun doğrudur bu lafım. İtiraz ediyorum. Kurtmaz bana bu. Cengiz Bey, lütfen. Lütfen. Sanık Simge Yıldız, önceki beyanınızın yalan olduğunu ifade ediyorsunuz. Ve Cengiz Cansel'in Deniz Gezici'ye defaten ve türlü halde taciz girişiminde bulunduğuna tanık olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet Hakim Bey. Karar. Davalı Yeliz Gezici'nin Cengiz Cansel hakkındaki iddiasını kanıtlamaya yeterli delil olmadığına, davalının içeride bulunduğu sürece göstermiş olduğu iyi hali ve tanıkların ifadeleri göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Yaktın yine kendini. Ne diyeyim ben sana Simge? Simge çok teşekkür ederiz. Yürü yürü kızım hadi. Hadi. Hulusi Bey, size ne kadar teşekkür etsek az. Çok sağ olun. Durun bakalım. Dava etmedi daha kızlar. Ah Hulusi Bey, ah. Yani görüyorsunuz iyilikten nasıl maraz doğuyor. Allah seni kahretsin yüzsüz herif. Herif. Adalet topaldır Cengiz Bey. Ağır yürür. Ama gideceği yere illaki varır. İçiniz rahat olsun. Er geç yerini bulur. Sizin vicdanınız rahat olduktan sonra yanlış anlamalar elbet düzeltilir. Hiç canınızı sıkmayın. İyi günler. İyi günler. Sağa gelmezse sen daha gideceksin bademim. Sis dağının başları da duman değil kar idi. Sevdum senin ile ne günlerim var idi, ne günlerim var. Bırak sululuğu Kemal. Bak dinle dedin, oturdum seni dinledim. Sen de beni dinle artık. Var git yoluna. 20 yaşına dönmemi bekleme benden. Sen büyümedin belli. Ama ben büyüdüm. Yaşlandım. Haklısın Badem. Ha bu köprünün altından çok sular aktı bilmem mi Badem? Ah elimde olsa da geri akitsem o suları. Ama ne çare. Gençlik de aktı gitti. Kaldığımız yerden devam edelim diyemem sana. Ha bu için ettiğimin hayatı çaldı çalacağını ikimizden.
Benim demem o ki kaldığımız yere yeniden gelebilelim Bademum. Ne yapacağız onca yılı? Torbaya atıp kaldıracağız mı? Ha giden gitmiş Bademum. Ben de kurbanım. E ne etseydim? Kaçmayaydım. Kaçmadım gözümün nuru. Kaçsam kapine dolanır mıyım da? Bak sağa da çoktu adam, bağa da çoktu kadın. Ama gördü mü göz başkasını bunca yıl? Gel hadi, bırak inadı. Bak, yemin olsun sen bağa demeden anamı bacımı bile aramayacaksın. Deli mi Kemal? Yemin verdim bak, kendime de kısa zamanda iş bulacağım. Ha, İstanbul'dakiler de seni bekliyordu. Ne iş bulacaksın bu saatten sonra? Ağlardan hamsi ayıklamaktan başka ne bilirsin sen? Benim gibi koskocaman kaptanı deryaya iş mi yok? Bugün gideyim şıp diye alırlar işe. Hı, ne demezsin? Sen evvelden de işe yaramadın Tekin'in ya. Gençlikte akıl olmuyor. Ondan tutuldum sana. Ama artık o toy kız yok senin karşında. Yarın kaptan kıyafetiyle karşınayım. Göreceksin bakalım Kemal buyumuş mu, buyumemiş mi? Neşemiz sevdalığımıza kavuştuğumuzdandır. Var sen sanki çocuklukta. Ama yanılıyorsun Badem. Çok yanılıyız. Rahat mısın? Çek bunu da. Rahatım. Sen ne diyorsun abla ya? Her yerini özlemişim vallahi. Bir daha şikayet etmeyeceğim bu evden söz. Canım benim. Ben gitmek zorundayım ablacığım. Biliyorsun dedektif meselesini. Sabah erkenden geleceğim ama. Okula giderken yanında olacağım. Ya okul var bir de. Asma hemen suratını. Korktuğuna değmeyecek, görürsün bak. Ya neyse. Hulusi Bey ne diyor Simge için abla? O da tutuksuz yargılanacak senin gibi. Aklım onda. Kızın başına gelmeyen kalmadı benim yüzümden. Bence tam tersi. Bunların hepsinin sebebi o. Asmayın suratınızı artık. Yeliz ablam nihayet yanımızda. Benim de bugünün şerefine harika bir haberim var size. Neymiş? Hani şu yarışma vardı, yazı göndermiştik. Kazandın değil mi? Kazandın. Evet. Biliyordum. Bilge, sen sahiden kazandın mı? Evet. Birinci olmuşum. Canım abla inanabiliyor musun? Ben de. Birinci olmuş bir de. Canım ya. Hazır olun. Yarın bana habere çıkacakmış. Hadi canım. Vay be. İnanmıyorum. Yarın muhabirler gelip ön görüşme yapacakmış abla. Ödül ne bu defa? Bilmiyorum, yarın söyleyecekler, sürprizmiş. Daha ne olsun ödül? Aferin ablacığım. Güç verdin bize. Değil mi kızlar? Evet ya, harika çocuk Bilge. Ya of yapmayın, utandırıyorsunuz. Ya utanacak ne var şaşkın? Kızlar, ben şimdi gitmek zorundayım. Sabah görüşürüz. Ben siz fazla kaynatmayın, detayları ben de istiyorum tek tek. Ya sana yine anlatırım abla ama... Bunlar beni bırakmayacak. Nasıl olsa söz veremem o yüzden. Öyle olsun bakalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yazını bana da okutacaksın değil mi? Tabii ki de. Armi, bak gözünü seveyim aylaklık etme artık. Gözünü bir an ayırırsan ne oluyor gördün değil mi? Allah'tan çok ucuz atlattık. Şu an Yeliz hala o lanet hapishanede olabilirdi. Hem de senin bir ihmalin yüzünden. Vur kafama Elif vur. Sakın 2 dakika sevinmeyeyim ben. Tamam susuyorum. Ama okulda da her an yine Yeliz'in peşinde olmanı istiyorum. Teneffüste falan yalnız bırakma. Sınıfa sen götür, teneffüste sen git al. Yarın sabah beni bekleyin birlikte gideceğiz okula. Tamam anladım ya. İnşallah Armi. İyi geceler. Sana da. Gidiyor muydun? Ben de Eliz'e bir bakayım dedim. Nasıl? Daha iyi. Bilge'nin de iyi haberleri var. Neymiş? Kendisi söylesin. Daha çok hoşuna gider. Sana da. Ne? Hiç. Niye bana öyle bakıyorsun?
Annemler senin hamuruna fazladan ne koydular diye merak ediyorum. Ne demek o? Senin adına o kadar seviniyorum, o kadar gururlanıyorum ki anlatamam. Bir senin yaşattıklarına bak bu aileye, bir de benim. Ablaya senin yaşadıkların ne olacak? Yapma, kıyaslanacak şey değil. Dur bakalım, senden daha ne zaferler çıkacak? Nerede? Ben daha iki satır notu doğru düzgün yazamıyorum. Keşke benim de birazcık yeteneğim olsaydı. Ya kıskanmak değil bu, sakın yanlış anlama. İmreniyorum sadece. Herkes yazıda iyi olacak diye bir şey yok ki. Sen de çizim konusunda çok yeteneklisin, çok zevklisin. Bence çok iyi bir tasarımcı olabilirsin ileride. Daha düne kadar bana da çok mümkün geliyordu, biliyor musun bu bilgişim? Ama şimdi sadece çocukluk hayalleri gibi geliyor. Çok geride kalmış gibi. Benden geçmiş gibi. Ya, sınıfa da girmişler. Şimdi ben gireceğim, hepsi bana bakacak. Seni özlemişlerdir hayatım. Arkadaşların değiller mi hepsi? Eminim sana destek olacaklardır. Ne desteği abla? Kim bilir neler deyip duracaklar fısır fısır. Sen hiçbirini duyma. Çok konuşanı da bana gönder. Ya da gösterirsin, ben kapatıveririm çenesi. Yeliz'cim hadi. Korkuyorum. Biliyorum ablacığım ama kaçmayacaksın. Üstüne gideceksin. Ben de bu sene ilk başlarken öyle hissetmiştim. Kaçıp gitmiştim hatta. Dayanamadım arkamdan saçma sapan konuşmalarına. Ama artık kimseyi takmıyorum. Sen de takma. Hayat senin hayatın, onların değil. Bu okulda sana lazım. Hadi bakalım, dik şöyle omuzları. Aferin size. Devamsızlık ne olacak? Senin durumun ayrıcalıklı, sorun olacağını sanmıyorum. İsteğinle ekmedin ki hayatım. Hadi ablacığım, hadi. Günaydın çocuklar. Oturun. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin Yeliz. Hoş geldin Yeliz. Geçmiş olsun kız. Sağ olun hocam. Geldik. Özür dilerim, biraz geciktim. Ben de şimdi girdim. Ders başlamadı daha. Yeliz'cim, gelir misin? Devamsızlığını doğdurdun sen bu sene. Maalesef artık gelmene gerek yok. Otomatikman kaldın zaten. Çok üzgünüm, seni ders alamam. Ben belki devam işlememiştir diye düşünmüştüm hocam. Durumumdan dolayı yani. Kusura bakmayın. İyi dersler. Söyledim o kadar. Gelmeyin dedim. Ablacığım, ne oldu sana? Abla, dedim değil mi? Hiç gitmeyecektim işte. Dur bir sakin ol, ne oldu? Devamsızlıktan kalmışım. Geçerli mazeret sayılmıyor ki hapis yatmak. Ya sınıfın ortasına bana seni alamam dedi. Yeterince rezil olmadım sanki. Ne demekmiş o? Saçmalığa bak. Gel bakayım sen benim. Hayır, hayır abla, lütfen eve hayır gideceğim. Hayır efendim, gel. Hayır abla, lütfen. Deniz. Ya abla. Hadi gel. Gel. İyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. Ben Elif Gezici. 10A'daki 1522 numaralı Yeliz Gezici'nin velisiyim. Kardeşimi derse almamışlar. Biliyorum, devamsızlığını hayli açtı o. İsa Bey, keyfinden okul kırmadı. Kızın durumu belli. Görüyorsunuz ki bu kız uçurumun kenarında. Sizin eğitimci olarak göreviniz onu oradan almakken
Siz onu daha beter itiyorsunuz, öyle mi? Ne yazık ki kurallar böyle. Yeliz bir ay hapiste yattı. Hem de kendini savunmak için işlediği bir suçtan. Bu onun suçunu hafifletmez, biliyorum. Ama ne olursa olsun sizin ilk amacınız onu kazanmaya ve topluma kazandırmaya amaçlamak. Dışlamak değil tamamen. Kurallar böyle diye kestirip atamazsınız. Biliyorsunuz annem babam yok. Siz de yardımcı olmazsanız ben bu çocuğu nasıl toparlayayım söyler misiniz? Bir sene kaybedemez. Mutlaka yapabileceğiniz bir şey olmalı. Zaten sorun hapiste yatması değil. Hapse girmeden önce devamsızlığını aşmıştı o. Sorunlu bir dönem geçirdi. Şimdi düştüğü kuyudan çıkmaya çalışıyor. Sizce bir şansı daha hak etmiyor mu? İnanın biz bunu öğretmen arkadaşlarla da oturup konuştuk. Aynı sıkıntıyı biz de duyuyoruz. Gönül ister ki yardım edelim. Yeliz'i kazanalım. Ama diğer çocuklara bu durumu nasıl açıklayacağız? Yapabileceğiniz bir şey olmalı. Anlamıyor musunuz? Ben onun göz göre göre kaybolmasını izleyemem. Lütfen böyle kestirip atmayın. Kurulla tekrar toplanacağız. Biz size haber vereceğiz. Söz vermiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kurulu toplayıp bize haber verecekler. Ya almazlarsa? O zaman da biz bize yeteceğiz. Her zamanki gibi. Hiç canını sıkma, tamam mı? Hadi. Bugün müydü duruşmanız Nazım Bey? Evet. Ben inanamadım gelmediğinize. Kendime başka bir temsilci buluyorum artık. Çok, çok özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir karışıklık olmuş anladığım kadarıyla. Sekreterim not almamış benim iş planımı. Diyecek lafım yok. Tekrar özür dilerim. İyi günler Hulusi Bey. İyi günler. Ali, yanıma gelir misin? Peki efendim. Buyurun Hulusi Bey. Elif nerede? Kızları okula bırakıp gelecekti. Bugün bir müvekkilimin duruşması varmış. İş planıma eklenmediği için benim haberim bile yok. Adam estiye adı, ben susup özür dilemek zorunda kaldım. Üstelik davasını da çekti bizden. Bu, meslek hayatım boyunca ilk defa başıma gelen bir hadisedir. Neyse. Söyle, gelir gelmez beni görsün. Peki Hulusi Bey. Yeliz devamsızlıktan kalmış. Onu eve götürüyorum. Akşam konuşuruz. Okuldan çıkınca eve git hemen, oyalanma. Salaklar ya. Ne oldu? Ya asla sana ne oldu kızım ya? Eczaneye gitmemiz lazım. Ya mideni mi üşüttün acaba? Daha büyük bir sorun olabilir. O zaman önce bir doktora gidelim kızım. Eczaneye gidelim de. Ya tutturdun eczane diye. Hadi Armi, ayakta zor duruyorum. Ve derse girmeyecek miyiz? Hiç gücüm yok. İyi madem, sen kapıda bekle, ben çantaları alıp geleyim. Tamam. Tahinim kurabiyeler de mis gibi koktu. Çayımız da oldu şimdi. İçeriz sıcak sıcak kurabiyelerin yanında. Ben aslında eve gitseydim Bade teyze. Sıkıldın mı burada? Yok da ne bileyim, yatarım falan biraz. İyi madem, az biraz işim kaldı. Kurabiyeler de pişsin, çayı sizde içeriz ha. Şimdi bana emanetsin. Allah korusun başına bir şey falan gelir. Tam iyileşmeden yalnız bırakmam seni. Ne anladın bu işten? Hapis bitti, ev hapsi başladı. Aa bak şimdi. Gardiyan yaptı beni.
Aşk olsun. Oo! Kokla bakayım şunu. Böyle bir gardiyanı nerede bulacaksın acaba? Hulusi Bey, beni çağırmışsınız. Özür dilerim, geciktim. Yeliz'in okulda sorun çıktı. Devamsızlıktan kalmış. Onu tekrar eve bırakmam gerekti. Sahi mi? Kalmasına üzüldüm. Çok yoğun şeyler yaşıyorsunuz. Kafanın karışık olması normal. Ama iş hayatı mazeretlerle ilgilenmez. Bugün müvekkilim Nazım Bey mahkeme salonunda beni beklemiş. Ben gidemedim tabii. Adam haklı olarak beni arıyor hışımla. Bakıyorum, iş planımda yok bugün bir dava. Bana bir hatırlatma yazılmamış. Ali içeride söyledi efendim. Çok üzgünüm. Şu kapıdan girerken her şeyi dışarıda bırakmak zorundasın Elif. Bulaşık bile yıkıyor olsan bütün dikkatini işe vereceksin ki bardaklar kırılmasın. Üzgün olmak kırılanları toparlamaya yetmez çünkü. Haklısınız. Sen benim yerimde olsan ne yapardın bu durumda? Kovardım efendim. Hatam affedilmez. Ben sana bir şans daha veriyorum. Bundan sonra çok daha dikkatli ol. Çok teşekkür ederim Hulusi Bey. Hoş geldiniz. İyi günler. Bir gebelik testi alabilir miyim? Ne testi, ne testi? Kızım manyak mısın sen? Allah cezanı vermesin senin Ebru. Rezil olduk kızım. Ne işin var senin o testle? Dur kızım ya, zaten bitmişim. Ne iş bu? Ya kim, nasıl, ne? Fransa'daki çocuk vardı ya hani. Ya buraya gelmeden önce ayrılmamış mıydınız siz onunla? Öyle dedin bana. Ayrıldık Arna, ayrıldık. Üf, neyse şu lanet testi yapalım mı artık bir an önce? Hiç konuşacak havamda değilim. Nerede yapacağız? Size gitsek. Anneannem evde şimdi, atlatamayız onu. Of. Yürü hadi yürü. Bizde de Yeliz var ama dur bakalım onu nasıl atlatacağız. Yürü hadi yürü. Biraz burada çekelim. Detay falan alalım. Daha sonra çekime evde devam ederiz. Kayıtta mıyız? Ben röportaja başlıyorum. Bilgeciğim, yazmaya nasıl başladın bize anlatır mısın? Bilmem. Yani yazmayı öğrendiğimden beri günlük tutarım mesela. O gün yaşadıklarımı, etkilendiğim şeyleri günlükle paylaşırım. Ya hadi kızım, biri gelecek şimdi. Bitmedi mi daha? Yeliz falan görmedi Allah'tan. Bekleyeceğiz, dur bakalım. Ne görecekmişiz? Ne yazıyor prospektüste? Tek çizgi çıkarsa yırttık demek. Çift çizgi çıkarsa da bittim demek. Hamileyim yani. Hah, tek çizgi. Biraz daha var. Mahvoldum ben. Eyvah kızım, ne yapacağız şimdi? Armi, beni sakinleştireceğine şu haline bir bak. Ya bunu sakinleştirmesi mi olur? Ne diyeceğim? Aman da bir güzel büyütürüz mü? Ne olacak şimdi? Dur ya dur, telaşlandırma beni iyice. Ya bunların yanılma payı varmış. Belki yanılmıştır.
Doktora da gidelim, sonra panikleriz. Allah'ım, Allah'ım, ne olur yanlış olsun, ne olur. Eh Ebru, eh Ebru, ne diyeyim ben sana? Kızım, hiç mi aklın yok senin? Çok aşık olmuştum kızım. Salak, al gör aşkını. O Fransalarda fink atsın, sen burada derdine yan. Hem daha senin yaşın kaç, başın kaç ya? Nesi varmış yaşamın? Sen de geri kafalık etme iyice. Ebru, bak beni delirtme. Nesi varmış diyor ya, nesi varmış? Kurtulalım şundan kimse görmeden. Oh şükür. Geldin mi? Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk canım. Nasıl oldun? İşte Armi anlatmıştır. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Hepimiz yapıyoruz hatalar. Üzme kendini bu kadar. Neyse, ben de çıkıyordum. Sonra uzun uzun sohbete de gelirim. Tamam, güle güle. Görüşürüz Armi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana bakacağım diye zor kaçtım elinden Bade teyzenin. Ablam nasıl tembihlediyse artık bir yere salmadı kadıncağız beni. Elif korkutmuştur onu da. Ne yaptınız bakalım? Hiç, ne yapalım? Kolay gelsin. Bitmedi mi daha? Bitti, bitti. Şu piyanonun da tozunu aldın mı? Tamam. Hayırdır? Sen niye dikildin benim başıma? Sohbet ederiz diye. Şu gizli ayrağını anlatırsın artık herhalde. Aa Utku, sen de taktın ha. Yok çocuğum öyle gizli ayran falan. Aa rahat bırak beni. Ay! Anlatmadan kaçanın yok Bade Sultan. Aa görüyor musun adamın hiç yoktan benim başıma açtıklarını? Ya eski bir arkadaş. Ay İstanbul'a gelmiş de beni ziyaret etmiş, o kadar. Eski bir tanıdık yani sadece. Çok eskilerden hem de. Nereden çıkmış peki bir anda? Ya yurt dışındaymış, dönmüş. Ay ama burada şehir hatlarında mı çalışacakmış, neymiş? Vay, demek abimiz kaptan ha. Ali de biliyor mu bu durumu? Aa maskaraya bak. Hadi yeter bu kadar. Ya yok Ali'nin falan bileceği bir şey. Aa liseli çocuk yaptın beni de ha. Markete gideceğim ben. İşim gücüm var, sen beni burada lafa tutuyorsun. Ya abla şunu bana da öğretsene. Nasılsa bundan sonra vaktim bol. Sen okuldan gelene kadar yaparım işte. Sen toparlan iyice, öğretirim. İki koldan daha hızlı işleriz. Elif gitti aksadı biraz. O bayağı hızlı yapıyordu, işimi kolaylaştırıyordu. Ben de fena gitmem herhalde. Kesin. Sen model bile çıkarırsın artık. Aç aç Bilge'dir, geldiler. Aha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şuradan gel, salona girişi de buyurun. Çekelim. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ablalarım, Armağan ablam, Yeliz merhaba. Abla. Merhaba. Memnun oldum. Nasıl geçti? Güzel. Şimdi biraz da evde çekim yapmak istediler. Bir VTR hazırlayacaklarmış. O ne? Haber önünde göstereceğimiz bir şey. Bilge'nin hayatından kesitler. Ha, tamam biliyorum. Böyle fonda müzik falan çalıyor. Ay çok heyecanlı. Neyse, biz yan odadayız. Siz rahat rahat tamam. Yapın çekiminizi. Tamam. Gerekirse çağırırsınız tamam. Bizi. Hadi. Bilgeciğim, şimdi kısa bir anons alacağız. Hiç heyecanlanmana, tamam. Telaşlanmana gerek yok. Montajlayacağız istediğimiz gibi. Tamam. Küçük yaşına rağmen çok büyük bir başarıya imza atmış,
Bilge Gizici'nin mütevazı evindeyiz ve onu daha yakından tanıyacağız. Bilgeciğim, yazılarını burada mı yazıyorsun? Hayır, aslında daha çok içerideki odada ya da yukarıda bir oda var, orada yazıyorum. Ama odaya çıkma iznim her zaman olmuyor. Öyle mi? Neden? Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Şaşırma bademum benim. Kemal, sen nereden buldun bu kıyafeti? Ne dedim ben sana? Benim gibi kaptanı deryayı bulmuşlar. Havada kaptılar, havada. İş buldun yani, öyle mi? Uy, hala mı inanmıyorsun? Ne edeceğim ben seni inandırmak için? Hadi hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Oy, senin bu hayırlısı olsun diyen dillerine ölürüm ben. Bak, ben bütün dediklerime bir bir inandıracağım seni. Diyeceksin ki, abi Kemal ne kadar beni seviyormuş. Ne etmişim ben bu uşağa diyeceksin. Aman be, ben ne etmişim sana? Beynin zoruna bak. Kız senin sebebi ne? Ben senin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Kız senin sebebi ne? Ne yaptınız ablacığım? Nasıl oldun sen? İyiyim abla, iyiyim. Ya abla, bundan sonra bütün günlerimi Bade teyze ile geçirmem gerekmeyecek değil mi? Bir süre idare et Yeliz'ciğim. Senin iyi olduğuna, uslu duracağına ben emin olana kadar. Ya. Hiç itiraz yok. Bilge için geldiler mi bugün? Geldiler. Kedi gibi telefonun başında bekliyor zaten. Hadi vereyim de kendisi anlatsın. Ver bakayım. Abla. Nasıl geçti hayatım? Çok güzeldi. Bütün gün birlikteydik neredeyse. Okulda, sahilde, evde, her yerde çekim yaptılar. Çok zorlandım ama kameraları görünce. Kıyamam sana ben. Eminim harika çıkacaksın. Sabırsızlıkla bekliyorum yarını. Ben de. Orada konuşabilecek miyim bilmiyorum. Hiç heyecanlandırma kendini. Yaparsın sen, ben eminim. Armi nerede? Dışarıda Utku abiyle. Ya. Ne zaman çıktı hayatım? Bilmem, bir saati bulmuştur herhalde. Ne oldu, bir şey mi diyecektin ablama? Yok bir şey canım. Ben sabah işe gitmeden uğrayacağım, tamam mı? Tamam, iyi geceler abla. Size de bir tanem. Hadi öpüyorum. Ah Armi, ah! Ne oldu? Dur şunu arayayım, anlatacağım. İki dakika sakinleş, bir nefes al, öyle ara Elif. Bence madem öyle bir ihtimal var, kesin doktora gitmeli arkadaşın. Gidecek zaten yarın. Ama o daha kaç yaşında Utku? Yani bu endişeyi yaşayacak yaşta mı? Nasıl böyle bir aptallık yapar aklım almıyor. Hamilelik çok üzücü olmuş tabii. Ha yani sadece hamilelik üzücü. Ebru'nun yaşına başına bakmadan yaptıkları üzücü değil yani. Ne varmış ki Ebru'nun yaşında? O artık yetişkin. Sen fazla Londralı olmuşsun. Bak ben bunu fark edememiştim. Armi, bence abartılı tepki veriyorsun. Bana göre Ebru ne isterse yapabilecek yaşta. Sorumluluğunu ve önlemini almak koşuluyla. Normali bu yani. Dolayısıyla ben anormal oluyorum. O zaman sen beni yadırgıyorsundur da. Nereye bağladın konuyu Armi Allah aşkına ya? Kusura bakmayın. Geri kafalılığımla sizi sıktım Utku Bey. Alo. Armi, ben kapıdan sen bacadan nereye çıkıyorsun acaba? Kapının önünde sayılırım ya. Gitmedim bir yere. Sayılma Armi, evde ol. Anladım tamam diye tafra yapmasını biliyorsun ama. Elif, abarttın ama yine. Bana cevap yetiştirme. Eve git Armi. 5 dakika sonra arıyorum, evde olacaksın. İyi ki sakinleştin. Sakinleşmesen ne yapacaktın acaba Elif? Dinlemiyor ki. Hemen savunma. Her şeye bir kılıfı var. Biraz üstüne gitmiyor musun? Sonuçta daha o çocuk. Ne yapabilirim? Biri hastalıktan yeni kalkan, biri ortaokula giden iki çocukla ilgilenmesi lazım. Benim burada elim kolum bağlı. Sen burada kendine eli kolu bağlı mı hissediyorsun Elif? Timuçin, affedersin. Anladığın anlamda değil. Sen elinden geleni fazlasıyla yapıyorsun beni rahat ettirmek için. Aksini söylersem nankörlük olur. Ama görüyorsun sen de. Şimdi kızların başında olmam lazım. O yüzden geriliyorum. Çok yükleniyorsun kendine Elifciğim. Çay olmuştur. Bugün servis benden. Ah.
Ablam neden öyle Barut gibi? Utku abiyle kavga mı ettiler acaba? Hey heyleri gitsin de sorarız. Şimdi bırakalım sakinleşsin yoksa bize saracak. Ne giyeceksin? Yarın hazırlandın mı? Okul formamı giyerim herhalde. Niye? En eli yüzü düzgün kıyafetim o. Saçmalama, olur mu öyle şey? Bak, Elif ablamı da ararız birazdan. Sana bir şeyler getirsin gelirken. Timuçin almış onu o kadar. Görmedin mi giydiklerini? Olur mu ki onunkiler bana? En azından üstleri falan olur ya. Ya şurayı da deşelim. Bakalım neyi neyle denkleriz. Yetmedi mi daha? Sana söylüyorum Cansu. Az kaldı, çalışıyoruz. Çok açtın kız şunu, ne bu ya? Duymuyorum ki ben bir şey. Hadi artık odana. Akşam oldu, yeter tın 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 kafayı ütüledi. Ama Hulusi amca ödev verdi. Çalışmak zorundayız Özge ile. Bana bak. Başlatma Hulusi amcanın ödevinden de senden de. Bak seni de, Özge'yi de güzelce uyarıyorum ufaklık. Bu evde bir daha gürültü yaparsanız çok daha ağır cezalar vereceğim ha. Delirtmeyin beni. Halacığım. Halacığım. Hadi sen odana git. Geliyorum ben birazdan. Uğraşmasan olmaz değil mi küçücük çocukla? Ya sabah ben yokken çalsın şu meredi. Dayanamıyorum, ne yapayım? Ya abla ben hallederim, bırak sen. Ya bak Ali de bekliyor seni, hadi gidin siz. Tamam, vakit var da. Abla, ne diyorsun Bilge'ye ayarladığım elbiseye? Çok uğraştı ablam ama çok güzel oldu. Bence de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Benim getirdiğim bluzları da dene istersen. Hangisini giyersen giy. Harika görüneceksin eminim. Birlikte gidiyoruz değil mi akşam? Tabii tabii. Okul çıkışı sen eve gel, ben de geleceğim. Buradan hep beraber gideriz. Tamam. Ali şunu da atayım, çıkalım biz. Tamam. Biz geç kaldık. Görüşürüz sonra. Hadi Bilgeciğim. Canım. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz kızlar. Elif ne oldu sana? Birden yüzün karardı sanki. Hiç. Ali, beni bir saat idare edebilir misin? Hulusi Bey bu ara titizleniyor biliyorsun Elif. Evet ama bu çok önemli ve acil bir konu. Hem Hulusi Bey'in davası var. O gelmeden gelirim ben. Elif endişelendiriyorsun beni, ne oldu? Sorma lütfen. Armiye görmem lazım. Bir yalanını yakaladım. Çok sinirliyim. Israr etme lütfen. Ne olduğunu anlatmayacağım. İdare edecek misin beni onu söyle. Peki tamam ederim. Sağ ol. Baktım. Ay aman da kıyamam ben sana. Git otur sofraya, hazır sayılırız. Hadi koş anacığım. Özge neden aldın bunu? Halam görmesin sakın. Dikkat et bununla. Oynarken enişteme yakalanmayalım. Çok kızar sonra. Duydun değil mi dün ne dedi? Nereye saklayacağız?
Hadi kahvaltıya. Günaydın. Hala surat yapıyorsun karıcığım. Bak mahkemeden yine alnımın akıyla çıktım. Dayağı ne diyeceğim? Kocaların vurduğu yerde gül biter mi? Ya çok üstüme geldiniz, ne yapayım? Sen de gittin o salak kıza inandın. Zaten abuk subuk suçlamaları sinirlerimi yıprattı. Kendime hakim olamadım. Affedersin. Bak ağzımızın tadını bozdurtma şunlara. Keyfim de yerine gelmiş ne güzel ha? Hadi çayları koyuyorum. Heh. Ben elimi yüzümü yıkayayım, hemen geliyorum. Günaydın. Hani sen bize büyük bir yatak alacaktın? Ne zaman alacaksın? Odan öyle kalsın bebeğim. Biz ikimiz çok yakında bu evden gideceğiz, tamam mı? Çok daha güzel bir hayatımız olacak. Yeni odanı alırım yatağı. Ama şimdilik kimseye bir şey söyleme. Bu seninle benim sırrım, tamam mı? Ablamları görebilecek miyim? Tabii ki. Eniştem gelmeyecek mi? Nasıl da acıkmışım ya. E hadi Cansucuğum, otur bakalım, üzme beni ama. Yemeyeceğim olur mu hiç? Aa, Elif abla. Murat, Armi nerede? Kantindeler. Tamam. Bir şey mi oldu? Yok, sağ ol. Ya hiç içime sinmiyor doktora seni yalnız göndermek. Ama kızların başında olmam lazım, Elif'i biliyorsun. Tamam canım, dert etme. Ben giderim. Ay inşallah yanlıştır o test Ebru. Ya doğru çıkması ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Bittiğimizin resmidir. Aman ne olur şu an bunu düşünmeyelim. Hem sana ne oluyor? Ben bu yolda tek başımayım. Hadi lan, sinir etme insanı. Biz fasulye sırığı mıyız burada? Senin sorunun benim sorunum. Onu bir geçeceksin yani. Ama kafana vura vura da konuşmayacağım anlamına gelmiyor bu tabii. Ya daha senin yaşın kaç, başın kaç? Of, annem olsa en az bu kadar yerdi başımı yani Armi. Dünden beri durmadın kızım ya. Aa Elif, neden geldi ki bu şimdi? Ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Bir de bana mı soruyorsun Armağan? Anlamadım. Gelsene sen benimle. Ya ne oluyorsun? Bıraksana kolumu. Elif, ne bu halin senin? Nedir bu? Böyle mi destek olacaksın sen bana? Böyle mi? Utanmadın mı hiç? Annemden, babamdan utanmadın mı? Aileni düşünmeden nasıl hareket edersin sen? Bize bunu nasıl yaşatırsın Armağan? Ya ne oluyorsun sen ya? Asıl ben sana sordum. Ne oluyor sana Armağan? Benim bunu yapacağıma inanıyorsun. Hatta eminsin öyle mi? Bizim çöpten çıktı bu Armağan, sokaktan değil. İnsan yine de önce bir sorar. Bir açıklaması vardır der. Dediğine nasıl inanacağım ki? Bana sürekli yalan söylüyorsun. Akşam ders alıyorum dedin, okula gitmediğin ortaya çıktı. Seni topladığım abuk sabuk işleri saymıyorum bile. Yeliz'i sana bıraktım, başımıza gelmeyen kalmadı. Ne zaman arkamı dönsem Utku'ylasın. Utku'yu buldun, aileni unuttun. Aferin sana Armağan. Yeni aileni kurarsın şimdi. Mutlu mesut yaşarsın, tamam mı ablacığım? Armağan buraya gel. Lafım bitmedi daha. Duyduklarım bana yetti. Sağ ol. Hulusi Bey, Ozan Bey arıyor. Tamam. Efendim. Geldim Hulusi Bey. Buyurun Hulusi Bey. Elif gelmedi değil mi daha? Ofis için bir iki alınacak vardı, onları alıp gelecek.
Ozan sinir küpü halinde. Mahkemeye sunduğu delil dosyası karışmış. Elif dosyaları karıştırmış. Adam hakimin karşısında ne yapacağını şaşırmış. Hukuk bürosu olarak itibarımızı düşün. Hulusi Bey, bu ara kafası çok dolu ama bir süre ben de yardım ederim. Bunlar çok büyük hatalar Ali. Çok büyük. Gelir gelmez beni görsün. Peki efendim. Ne olmuş Armi, anlatsana ya. Yok bir şey Murti. Olsa anlatırım herhalde ya. Dönsene önüne sen. Ders çıkışı seninle geliyorum. E hani gelmiyordun? Kızlar ne olacak? Geliyorum dedim işte, uzatma. O testin sonucu bana lazım. Kızım ne oluyor ya? Kafamı bir de sen şişirme Ebru, sorma işte. Siz benden gizli bir iş çeviriyorsunuz ama alacağınız olsun. Murti vallahi saçmalıyorsun ha. Elif'e olan öfkemi senden çıkaracağım, bak demedi deme ha. İyi tamam, hı, sustum. Hulusi Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Doğrusu ben de. Daha birkaç gün önce yaşadığımız vakanın üzerine bu tatsızlık büromuz için çok esef verici bir durum. İnsanlar konuşur Elif. Kötüyü iyiden daha hızlı yayarlar. Hadi bırak bir kenara ne dediklerini. Bizi seçmiş, bize güvenmiş müvekkillerimizi koordinasyon hatası nedeniyle zor durumda bırakıyoruz. Bu izah edilemez bir durum. Haklısınız. Ne diyebilirim ki? Kendimi savunabilecek tek bir noktam bile yok. Özel hayatım iş yerini bağlamaz biliyorum. Kafamı buraya vermem gerekirken ben her şeyi daha da karıştırdım. Sizi bu duruma soktuğum için inanın ki çok mahcubum. Seni idare etmek istiyorum Elif. Ama bunlar inan ki idare edilebilecek hatalar değil. Bunlar büromuz adına ciddi yaralar. Ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Siz yapabileceğinizi yaptınız Hulusi Bey. Fazlasıyla sabır ve tolerans gösterdiniz. Benim burada kalmaya direnmem iyi niyetinize suistimal olur. Her şey için teşekkür ederim. Müsaadenizle eşyalarımı toparlayayım. Ne oldu? Ne yapıyorsun Elif? Yapamıyorum Ali. Haklı adam. Çok bile dayandı bana. Ama bu geçici bir durum yani. Ben de bir konuşayım. Dur bir dakika. Sakın. Adama vicdan sömürüsü yapıp daha da zorda bırakmaya hakkım yok. Yaptığım hatalara savunulacak bir yanı da yok. Utancımdan yerin dibine girmek istiyorum şu anda. İnsanız hepimiz Elif. Yerinde kim olsa hata yapardı. Neyse bu kadarmış. Kalsam çok daha huzursuz olurum. Ne zaman ne yanlış yapacağım diye. Bu kafayla yapacağım kesin çünkü. Bir daha o odada öyle dikilmektense gitmek en iyisi. Sana hemen başka bir iş bulacağız, söz veriyorum. Ben hemen aramaya başlıyorum bile. Kızlar nerede? Makyaj odasındalar. Ah, buyur. Bu ne? Ebru ile doktora gittim bugün. Çünkü bulduğun test benim değil Ebru'nundu. Şükür ki de hatalıymış. Bu da kızın raporu. Bana inanman zor malum. Bu da yeteri kadar ikna edici olmazsa Ebru seninle konuşup durumu açıklamaya hazır. Armi çok sevindim. Üstümden nasıl büyük kalktı anlatamam. Ablacığım çok özür dilerim. En az senin kadar annemlerin kızıyım ben de Elif. Sen nasıl görüyorsun bilmiyorum ama ben var gücümle onlara layık olmak için çabalıyorum. Babam orduya salarım kızımı derdi. Öyle güvenirdi. Ama sen sorma zahmetinde bile bulunmadın. Bana duyduğun güven göğsümü kabarttı, sağ ol. Armi, ben o kadar şaşkın, o kadar korkmuştum ki. Sağlıklı düşünemedim, affedersin. Keşke edebilsem. Bu defa bunu onarmamız o kadar kolay olmayacak. Sen bana güvenmiyorsun. Ben de artık ne olursam olayım arkamda bir ablam olduğuna güvenmiyorum.
yazdığı forma biraz farklıydı. Formanın rengi kırmızı beyaz. Ya hani Allah? Neden başlamadı daha? Efsaneydi. Dur kızım. Az sonra diyorlar bak. Kalemi arkadaşı oldu. Yaşasın. Ablam sıkıntıların, çıktı işte. Ablam işte. Yaşasın ablam çıktı. Yeter be. Haberleri dinletmedin. Adam gibi beklesene şunu. Heyecanlandı çocuk. Kafam götürmüyor ya. 50 kere mi söyleyeceğim? Sabahtan beri reklam geçiyorlar. Bu da her seferinde bağırıyor. Tamam, hazırsın canım. Çok güzel oldun ufaklık. Ya büyüdü sanki değil mi? Evet ya, çok yakıştı. Tabii normalde yapmak yok. Aman sanki hoşlanıyorum. Of çok heyecanlıyım ben, bacaklarım titriyor. Ya kızım bu senin başarın. Tadını çıkar şimdi deli. Yeliz haklı bir tanem. Bu senin başarın. Annemle babam daha da gurur duyuyorlardı seninle şu anda. Sahiden bugünü görmelerini, şu an burada olmalarını ne kadar çok isterdim abla. Görüyorlardır eminim. Yarın annemin ziyaretine gideriz, anlatırız her şeyi. Olur mu? Bilge yayına giriyoruz. Siz de kafeteryadan izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Başarılar. Sakin ol. Başarılar. Heyecanlanma tamam mı? Hadi. Gel canım. Mehmet Ali Birant'la Ana Haber'de. Sevgili seyirciler, şimdi sırada bir başarı öyküsü var. Dünyanın en prestijli kurumu UNICEF'in düzenlediği uluslararası... Hala o ablam geliyor, ablam geliyor. Özge bak ablam çıkacak şimdi. Ya ne dedim sana? Hani gürültü yoktu? Ya ne yapıyorsun? Bırak izlesin çocuk. Ya karışma sen. Sabahtan beri söylüyorum dinlemiyor. Ya. Kendi kaşındı. Çocuk hevesle bekliyor Cengiz. Ya hala. Defanlasaydı o zaman. Yürü. Ya bırak hala. Yürü. Ya bırak ablamı izleyeceğim. Ya bırak izlesin çocuk. Ya bir şey yapmayacağım. Odasına çıkaracağım ya, bırak. Be. Hadi. Ya uf ablamı izleyeceğim. Yürü. Ya bırak. Ablamı seyredeceğim ya bırak. Ya. Bırak. Çıtını duymayacağım. Sevgili seyirciler, bu başarı öyküsünün kahramanı. Onunla ama konuşmaya başlamadan önce Bilge için hazırladığımız VTR'yi birlikte izleyelim. Ondan sonra sohbetimize girelim. İnsan isterse hiçbir zorluk onu yıldıramaz dercesine inatla, azimle, sevgiyle kucaklıyor hayatı Bilge. Yaşıtları kadar şanslı başlamadı hayata. Kalbindeki rahatsızlık onun sokaklarda koşmasına, kelebek kovalamasına, kardeşleriyle saklambaç oynamasına izin vermedi. Anne babasının ameliyat parasını denklemesini sabırla beklerken en yakın arkadaşları kitapları oldu. Arkadaşları parka giderken o halk kütüphanelerinin kapısındaydı. Babası son seferinden döndüğünde ameliyat içinde hazırlıklar başlayacaktı ama babası dönmedi, dönemedi. İyileşme hayalleri kuran Bilge için hayat acı sürprizlere gebeydi. Bir gün kıyafet diktiği müşterilerinden birine diyerek çıkan annesi aslında babasının iş yerine çağrılmıştı. Genç kadın kocasının gelmesini dört gözle beklerken aldığı haberin acısıyla etrafını görmez halde yürürken fark etmediği aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Önce annesinin haberiyle sarsıldı hasta yüreği. Ablaları dayanamaz diye babalarının ölümünü sakladılar ondan. Günlerce gözleri yolda babasının dönmesini bekledi. Ona sığınacaktı. Çok sonra öğrendi dört kardeşiyle bir başlarına kaldıklarını hayatta. Yıkıldı Bilge. Kalbi dayanamadı çektiği acılara. Hastanede açtı gözünü bir gün. Acil ameliyat demişti doktor. Ablalarının gücü yoktu ameliyatı karşılamak için. Ama küçük kardeşlerini hayatta tutmak zorundaydılar. Bir kaybı daha kaldıracak güçleri yoktu. Tüm kapılar zorlandı. Komşuları, iyiliksever insanlar seferber oldular Bilge için. Sonunda para toplandı. Bilge ölmek istedi ameliyat günü. Bırakmak istedi mücadeleyi. Ama annesi ona devam dedi uykusunda. Kardeşlerini bırakmayacaksın dedi. Uyandığında daha bir sarıldı hayata. Annesine söz vermişti. Kardeşleri için güçlü olmak zorundaydı. Kolay değildi bu kadar çetin bir hayata küçücük başıyla kafa tutmak. Korkmamak kolay değildi. Korkularını, acılarını, gözyaşlarını sadece kalemiyle durmadan yazdığı günlüğünün sayfalarına aktarabildi. Ablaları üzülmesin, kardeşi daha fazla korkmasın, kendisi yılmasın diye defterine hapsetti umutsuzluğa dair tüm iç seslerini.
Böyle başladı kalemle hiç bitmeyecek, her gün daha da güçlenecek dostluğu. Bir gün annesiyle aldığı son şey olduğu için vazgeçemediği ayakkabıları onu hiç beklemediği bir yolculuğa çıkardı. Öğretmeninin küçük bir jestine sunduğu teşekkür yazısı o kadar etkilemişti ki öğretmenini, yarışmaya katılmasına önayak olmuştu Bilge'nin. Gözyaşlarından biriktirdiği umutlarıyla hem kendisinin hem kardeşlerinin ışığı olmuştu Bilge. Eniştem niye hep beni üzüyor Özge? Ben bir şey yapmıyorum ki ona. Tamam. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmemeyi, umut etmeyi, çaba göstermeyi annesinden öğrendiğini söylüyor ve bu başarısını anne ve babasına ithaf ediyor ve çok sevdiği kardeşlerine. Gözlerindeki ışık hiç sönmesin küçük kız. Biz eminiz ki bu yaşama azmin daha pek çok başarılara gebe. Bilge, bizi çok gururlandırdın. Çok merak ediyorum şimdi, birinci olunca şaşırdın mı? Çok. Çok şaşırdım. Peki kız kardeşlerin ne dedi? Onlar sevindiler mi? Ne yaptılar? Reaksiyonları ne oldu? Çok sevindiler öğrendiklerinde tabii. Ama sen daha önce de bir gazetenin düzenlediği bir yarışmada ödül almışsın değil mi? Evet. Peki bu dereceyi, yani böylesine bir dereceyi kazanmayı bekliyor muydun? Evet ama bu dereceyi beklemiyordum açıkçası. Kız bakayım şunu bir Cengiz. Oldu benim için. Ya dikkat çekeceğim diye uğraşıyor. Ablamlara, öğretmenlerime, arkadaşlarıma. Bana bak, otur yerine. Tepemize çıkardın iyice. Gitmeyeceksin. Dövmedik işte. Ceza verdik, daha ne? Ödüllerin sana açıklanmamış değil mi? Bu gece burada öğreneceksin. Evet. Ne alırız, ne istersin, ne ödül verilmesini isterdin? Bilmem, fark etmez. Sen çok şekersin. Bravo. Seni edebiyat dünyamıza kazandırmak için yazı atölyesine devam bursu kazandın Bilgeciğim. Tebrikler ederim. Çok teşekkür ederim. Ve ayrıca ben de sana bu kalemi vermek istiyorum. Çünkü bu kalem bana çok şans getirdi. Bundan çok güzel yazılar yazdım, kitaplar yazdım, senaryolar yazdım. Sana da şans getirmesini istiyorum. Bunu al. Hem sana hem de herkese hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için.